Duş alacağım mı? Yok be. Ya ben galiba pijama aldım. Geceliğin benim bavulda var. Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra video paylaşıyorum. Şu an Kaş'ta tatildeyim ve Eylül'de Kaş'ta tatil yapılır mı? İstanbul bu kadar soğukken buraya gelinir mi? Ne bileyim, bu taraflar sıcak mı soğuk mu diye bazı şeyleri anlatmak istedim. Kaş'a nasıl geliniyor vesaire. Bir de nerede kaldığımı anlatmak istedim. Ben Kaş'ta Kaşmir'in otelde kalıyorum. Dün Dalaman'a uçakla geldik İstanbul'dan Sabiha Gökçen'den. Dalaman'dan buraya da shuttle'lar oluyor. Onlarla geldik. İşte 300 liraydı, bize 250'ye falan indirdiler kişi başı. Öyle bir ücret ödedik. Daha sonra otelin önünde indik ama o bizim için iyi oldu. Yoksa çünkü Kaş'a ayrıyeten otobüs yok havaalanından. Fethiye'ye ve Marmaris'e var. Shuttle'a binmezseniz önce Fethiye otobüsüne binip sonra Fethiye'den de Kaş'a ayrıyeten bir otobüse binmeniz gerekiyor. O otobüsü de otogara bırakıp sonra işte otogardan otelinize taksiyle falan dönmeniz gerekiyor. Ama shuttle yani zaten direkt önden geçtiği için Kaşmir otelinin de bizi bıraktı. Yani o yüzden otelin konumu da bunun için avantajlı oluyor. Biraz kaldığım otelden bahsetmek istiyorum. Otelin yani kendine ait değil de anlaşmalı olduğu bir plaj var hemen direkt otelin önünde. Ayrıca havuzu da var. Yani hem de ya denize girmek isterseniz ya da havuza girmek isterseniz iki tane şansınız var. Bir de Eylül'de gelinir mi sorusuna cevap verecek olursam da çok sıcak, gerçekten çok sıcak. Yani daha dün İstanbul'da donuyordum. Şu an Kaş'ta yani aşırı sıcak, gelinebilir bence. Sorduğumuzu sorduk hani daha ne kadar sıcaklar devam ediyordu. Ekim 15'e kadar Kaş'ta bu havaların yolu varmış. Yani Ekim 15'e kadar buraya tatile gelinebilir. Ve ben ilk defa Kaş'a geliyorum. Yani daha önce Çeşme Alaçatı'ya falan gittim, Antalya'ya falan gittim. Antalya'ya göre havası daha ferah. Yani en azından nefes alabiliyorsunuz. Antalya bana çok boğucu gelmişti. Çeşme Alaçatı'ya göre de daha sakin, daha tatlı oluyor. Yani daha gerçi daha şu an ilk günüm, çarşısına falan gitmedim. Onu da akşam falan gideceğim. Şimdi kahvaltı yaptık. Bu arada otelin açık büfesi var, kahvaltısı. Kahvaltı yaptık. Daha sonra işte yakında Migros varmış. Oraya gideceğim, biraz bir şey alacağım. Daha sonra da denize gireceğim bakalım. Plaja deneyeceğiz. Evet, şimdi Migros'tan çıktım. Kaldığım otelden Migros yaklaşık yürüyerek 15 dakika falan, yani arabayla hatta 1-2 dakika dolaşım sağlayabilirsiniz. Direkt ana yoldan geliyorsunuz. Sağ tarafınızda yat limanı, yani marina oluyor. Migros'a marina'nın içinde. Koşu koşu Migros'a gelmemin sebebi de hani ilk günden hemen uyanıp kahvaltıdan sonra ben ne zaman bir yere gitsem tatile vesaire bavula sürekli işte diş fırçası, diş macunu koymayı unutuyorum. Bu sefer yine unutmuşum. Yani ne diyebilirim, tatile geliyorum. İşte plaj çantasıydı vesaire, onları da unutmuşum. Buradan yine onları almak zorunda kaldım. Yani diş fırçası, diş macunu falan aldım. Ne ara diş macunu 50 lira oldu onu da fark anlamadım yani, gidişat nana efendim. Yani bir 50 lira verdim, neyse ama çok da şey değil. İşte şimdi şu an marinadayım. Otele geri yürüyorum. Size biraz etrafı göstermek istiyorum. Çünkü her yerde yatlar falan, gayet güzel bir şey. Marinası bence Çeşme'deki marina kadar geçmiş değil. Hatta hiç değil. Çünkü Çeşme'de marinada Starbucks vesaire kafeler vardı. Burada sadece bir dondurma standı, bir de şey var. Migros var. Anladığınız kadarıyla 5 kere Migros falan derim. Öyle yani Kaş da sakin, ya da şu an benim olduğum bölge sakin. Akşam çarşı tarafında göreceğiz bakalım.
Böyle şeyden bahsetmeyi unuttum. Bu yol üstünde sol tarafta böyle birkaç tane kamp alanı var. İşte böyle yerlerini kiralayıp çadır falan kurabileceğiniz alanlar oluyor ya, onlardan var. Yani kamp yapmayı da seviyorsanız onları da bir araştırabilirsiniz. Yani ben çok kamp insanı değilim. Hiç yapmadım, yapabileceğimi de düşünmüyorum. Böcek vesaire pek beni sarmaz. Ama seviyorsanız deneyebilirsiniz. Yani bu da dediğim manın hem şey alanlar da dediğim manın hemen üstünde kalıyor. Konum olarak da gayet güzeller yani. Tekrardan selamlar. Şimdi akşam yemeği gezmeyi vesaire için Kaş Çarşısı'na geldik. Çarşı diye geçiyor burası. Yani şehir merkezi gibi düşünebilirsiniz. Otelin önünden dolmuşlar geçiyormuş. İşte resepsiyona sorduk. Dolmuşa bindik geldik. Kişi başı 9 lira gibi bir ücrette. Taksi de gidilebiliyor. Ama yani dolmuşa da direkt halledebiliyorsunuz. Yani taksi zorunlu değil. İşte şimdi yemek falan yiyeceğiz. Bir tane restorana baktık. Emin olamadık, biraz daha geziyoruz, ne yesek ne yapsak diye düşünüyoruz. İşte tekne turu hakkında bilgi aldık. Belki yarın gitmeyi düşünüyoruz. Sabah 9 çıkıp akşam 6 gibi getiriyorlarmış. 4 koy falan geziyormuş. İşte çıkarsak onu da anlatayım ama şu an kesin bir bilgi yok. Yani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Geldik ama nereye gideceğiz hiçbir fikrimiz yok. Şimdi çarşıya beraber gezelim. Kaşın kızarmış tavada dondurması ünlüymüş herhalde. Burada birkaç tane stand gördük, deneyelim dedik. Yani bir daha yemem muhtemelen. Çok da bayılmadım. Sadece meyveleri karıştırdılar. Öyle çok dondurma tadıydı. Meyve tadı falan gelmiyor. Ben seviyorum. Zaten bunu 100 muz koydum. O yüzden çok mutlu değilim. Muz tadı geliyor sürekli. Çok sevemedim. Yani aldım, kaloriye çok değmez bence. Evet, ikinci günden herkese selamlar. Şimdi Kaputaş plajına geldik. Bugün direkt otelin plajında kalmayalım, havuzunda kalmayalım, sadece etrafı görelim istedik. O yüzden böyle çok ünlü olan Kaputaş plajına geldik. Böyle ünlü yerlerin bir dezavantajı aşırı kalabalık. Son şezlongları da Ruslara kaptırdık. O yüzden şu an şezlong bulamadık. Belki bu sırada bir hani havlu attık, öyle oturup bekliyoruz. Ama bu sırada yüzeyiz muhtemelen, havluyla oturup daha sonra döneriz otele. Bu arada nasıl geldiğimizden bahsedeyim. Kaş kalkan minibüsleri varmış. Kişi başı 20 lira verdik. Kaputaş'ın direkt önünde iniyorsunuz. Dönüş saatleri de yazan bir liste var orada durakta.
Ona baktık, ona göre dönüşümüzü de ayarlayacağız. Kaş Kalkan minibüse Patara'ya da gidiyormuş. Ya normalde bugün tekne turu falan diye konuşmuştuk ama ben çok tekne turu istemediğim için bilmiyorum. Hani onu biraz erteledik, belki yarın gideriz, belki gitmeyiz, o belli değil. İşte şimdi bugün Kaputaş'a takılacağız. Evet, size Kaputaş deneyimimi anlatmayı unutmuşum otele döndükten sonra. Yani o kadar kötüydü ki direkt otelde unutmak için kendimi havuzun kenarına attım. Bir, çok kalabalık, aşırı kalabalık. Asla yüzecek ya da doğru düzgün oturacak yer bulamıyorsunuz. Sonracığıma kum yok, full taş. Küçük çakıl taşları var, ayağınızı yere yapıyorlar. İki gündür ayaklarım zaten acıyor. Benim dertlere bak. Sonra başka neden sevmedim? Deniz zaten ne? Akdeniz tuzlu. Yani ben Bursa'dan yaşadığım için Marmara'ya göre bana çok tuzlu geliyor. Hani o da okey. Ondan yana bir sıkıntım yok. Ama aşırı dalgalıydı. Zaten hani biri bana söylemişti, nerede söylemişti hatırlamıyorum ama saat 2 ile 4 arası Akdeniz çok dalgalı oluyormuş. Hani benim de tam denize girdiğim saatler o olduğu için aşırı aşırı dalgalıydı. Hani oturduğunuz kenarda dalga bir anda sizi kenara vuruyor. Sonra tekrar içine çekiyor falan, böyle garip bir şeydi. O yüzden Kaputaş'ı sevmedim. Bir daha da gitmem muhtemelen. Hani adımı bile atmayı düşünmüyorum. Yani otelin beach'i aşırı aşırı güzel. Hani Kaputaş'a bin basar bence. O kadar ünlü olmasının pek bir şeyi yok. Etkisi yok. Yani fotoğrafları çok güzeldi ama bugün deneyimledim. Gerçekten çok çok kötüydü. Onun yerine yani kesinlikle bugün keşke şeye gitseydim dedim. Otelin beach'ine gitseydim dedim. Öyle yani, şimdi yine çarşıya geldim. Yemek yiyeceğiz. İşte restoranı falan çekelim, güzel bir yere oturursak. Öyle. Akşam yemeği için Dudu'nun Mutfağı diye bir yeri tercih ettik. Biz falafel ve mantı sipariş ettik. Çok lezzetliydi, bayağı güzeldi. Yani falafeli hayatımda ilk defa yedim. Yani biraz geç oldu ama gayet güzeldi. Her şey tazeydi. Yani mantı, ben bazı mantıları sevmem, böyle fazla hamur falan olur. Bunun ayarı gayet yerindeydi. Yani bence tercih edebilirsiniz. Zaten küçük tatlı bir mekan ve manzarası da çok güzel. Direkt kışın deniz tarafına bakıyor, çarşı deniz tarafına falan. O yüzden güzel. Bence bir şans verebiliriz. Sen? Ya. Neden ağzıma takıldı bu benim ya? Üçüncü günden günaydın. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Ablam bugün tekne koyuna gitmek istemişti ama ben çok sevmediğim için zaten önceden de söylemiştim. Bugün Hidayet Koyuna falan gideceğiz. İşte bakalım, oraya önce minibüsle sonra taksiyle gideceğiz muhtemelen. Oraları bir çözdükten sonra size yine anlatırım. Bakalım bugün neler olacak. Evet, şimdi size söylediğim Hidayet Koyun'a geldim. Nasıl geldiğimi size anlatırım, işte yol gösteririm belki diye düşünüyordum ama bir otel müşterisi de bu tarafa geliyormuş. O yüzden bizi yol üstünde bıraktı. Yani şey gibi, otostop çekmiş gibi olduk biraz. Ama iyi oldu. En azından size dönüşü anlatabilirim. Dönüşte nasıl döndüğümüzü falan söyleyebilirim. Şimdilik şu an daha denize girmedim. Girmeden bir tipim kaymadan video çekeyim dedim. Ama güzel gözüküyor. Plaj son iki şezlong aldık diyebilirim. Hani biraz erken gelmeniz gerekiyor güzel şezlong yakalamak istiyorsanız. Ama biz böyle bir kenarda kuytu köşede bulduk ama orası da burası da gayet güzel. Esiyor, güneş geliyor. Güzel yani, rahat. Yani çok fark etmiyor sizin için şezlong yeri. İsterin saatte de gelebilirsiniz. Ama yine de çok geçe bırakmayın çünkü şezlonglar bitiyor. Karşı plajdakiler bitmiş.
Bu arada çok garip bir şey oldu. O dediğim otel müşterisi abi denizci şirket, yani şey, bir yakının denizci şirketi varmış, orada çalışıyormuş. Onunla tanışmış olduk. Hani bizim okulla falan ilişkileri varmış. Yani staj döneminde ara falan dedi. Biraz garip, yani biraz güzel bir şans oldu. Bakalım onunla nasıl olacak. Yani tesadüftü. Şimdi denize gireceğiz. Su nasıl bilmiyorum ama şey, internette şey okudum. Gözlükle dalın bakın, kayıta kaytaları falan görebilirsiniz diyordu. Ben gözlük getirmeyi de unutmuşum. Her şeyi unutmuşum. Muhteşem biriyim gerçekten. Bakalım burada bulabilirsem gözlük alacağım. Öyle. Böyle bir şey yakalamışken size de göstereyim dedim. Burada tekne turları olduğu gibi damlat şeyleri de oluyor. Yani hocalarla beraber alıyorsunuz muhtemelen. O teknelerden biri şu an benim olduğum Hidayet Koyu'na geldi. Sırasıyla beraber dalıyorlar yine. Buraya gelirseniz ona da bir şans verebilirsiniz, hani merak ediyorsunuz. Zaten koyda çok fazla balık var ve sanırım karita karitalar da geliyormuş. Burada yaşıyorlarmış. Hani dalışla beraber onları da görebilirsiniz. Nereye döneceğiz? Evime. Çok özledim evime. Tatlı banyoya gittik. Yeter. Ya bu... Ben yine video çekmeyi unutup size Hidayet Koyun'dan bahsetmemişim. Şöyle ki önce ücreti falan anlatayım. Kişi başı şezlong 100 lira, şemsiyede 20 lira. İşte biz iki kişi toplam 220 lira verdik onlara. Daha sonra işte içeride bira tabağı falan söyledik. Ona kadar şu an çok hatırlamıyorum. Öyle çok aşırı aşırı pahalı bir şeydi ve içeride bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Yani şu kadar bir harcamanız gerekmiyor. Sonrasında çıkışta dönmek için minibüsler varmış ama minibüs koya göre biraz yüzme mesafesi ve full bayırmış. O yüzden zor yürünüyormuş güneş altında. O yüzden biz direkt taksiye bindik. Otele geçtik taksiyle. İşte o da koydan taksiye 110 lira tuttu. Yani aslında öteden baktığınızda 5 kilometre falan ama yine 110 lira biraz insaflı denilebilir böyle ya, böyle bir yerde. Neyse, ondan sonra şimdi yemeğe geldik, akşam yemeğine. Gerçi ondan önce söyleyeyim. Koyu ben çok beğendim. Kaputaş'a bin basar. Umarım, bilmiyorum, ben Kaputaş'a gitmeni hiç tavsiye etmem. Tamamen şişirmiş bir balon çünkü. Ama Hidayet Koyu gerçekten güzel. Deniz aşırı güzel, temiz. Aşırı bir dalga yok. Hani hatta hiç yok. Anca böyle 5.5-6 gibi çok hafif bir dalga çıktı. Onda da tekne geldiği için. Onun haricinde bir dalga yok, bir şey yok. Aşırı temiz. Sadece işte balıklardan falan korkuyorsanız o su korkutabilir. Biri benim ayağıma kafa attı iki kere. O biraz korkunçtu. Onun haricinde Hidayet Koyu'nun herhangi bir şey yok yani. Olumsuz söyleyebileceğim bir şey yok. Şimdi yemek yemeğine çarşıya geldik. Burada tanıştığımız bir kadın bize spagettici önermiş. İşte burada lazanya yiyeceğiz. Onu da yorumlarım. Az önce az önce anlattığım mekanda yemek yemeyin. Özellikle lazanya yemeğin çok çok kötüydü. Midemi kaldırdı. Yarıda bıraktım. Bence denemeyin. Yani 3 akşamda gittiğim yerlerden tek önerebileceğim yer Dudu'nun mutfağı. Orada kesinlikle yemenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü günden günaydın. Gerçi saat biraz geç oldu. Neyse, bugün farklı bir gelişme oldu. Bugün son günümüz sayılır. Yarın sabah gibi çıkacağız işte.
Biz uçakla dönmeyelim, uğraşmayalım diye annemlerle tatil yapmak için bugün yanımıza geldiler. Geceden geldiler aslında. Onlar güzel bir odaya geçtiler. Hazır onlar buraya gelmişken size bu otelin suit odasını da göstermek istedim. Gerçekten çok güzel. Ben öldüm. Manzarası ayrı, jacuzzi ayrı. Yani bu otele gelseniz bu odayı da değerlendirmenizi söyleyebilirim. Şimdi odayı gezelim. Evet, zaten zor da olsa pazarda gün batımına yetiştim. Yani full kum tepesi, gayet güzel gün batımı, bayağı güzel oluyor, fotoğraf falan güzel çekmeyebilirsiniz. Ayrıca kumsal da var. Orada denize de girebilirsiniz ama yürümesi çok zor. Gerçekten çok zor, yoruldum. Bir de biraz fazla böcek var. Sürekli elime falan çarptı. Haberiniz olsun ama atmosfer olarak güzel. Gidiş olarak da Kaş'tan Pataraya minibüsler varmış. Ama biz arabayla geldik. Yollar bayağı engebeliydi. Yani bir yerden sonra bayağı zorlaşıyor. O yüzden dikkatli olun.